Aslında bir kuşağın politik tercihlerini belirleyen etkenler her zaman bağlamdaki dertler. Yani insanlar dertlerini anlaşıldığını, her kuşak için geçerli bu. Kendi kuşağına özgü, kendi zamanının ruhuna özgü dertlerin anlaşıldığını ve bunlara çözümler önerilebileceğini görmek istiyorlar. Z kuşağı da bu anlamda farklı değil. Ama tabii neden bu kadar çok dikkatimizi çekiyor onlar? Onlar hakkında neden bu kadar çok konuşuyoruz? Çünkü sayıca şu an ilk seçmen olarak da toplam seçmen sayısı itibariyle de oldukça fazlalar. Z kuşağı, Z kuşağı diye gözümüzde çok büyütmeyelim. X kuşağı, Baby Boomer kuşağı ve diğer kuşaklar ne istiyorsa daha yaşanır bir Türkiye istiyor onlar da. Z kuşağı da bunu istiyor. Ama tabii ki Z kuşağı 21 yıldır herhangi başka bir iktidar ve başka bir siyaset anlayışı görmediği için belki tam olarak ne istediğini ifade etmesi kolay olmayabilir. Bizler de yetişkinler olarak bunu kolaylaştırabiliriz belki diye düşünüyorum. Bizim araştırmalarımıza göre, ben genç değilim ama gençlerin çıkaramadığı ses olmaya gayret eden bir araştırmacıyım. Bizim araştırmalarımıza göre gençler elbette siyasetin kendisine ve tabii ki siyasi liderlere de ve Türkiye'nin benzer kurumlarına yeterince güvenmiyorlar. Çok farklı meseleler, başlıklar altında bunu sorduğumuz zaman, örneğin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili problemi çözecek merci kimdir? Elbette siyasettir, değil mi? Yasa koyucudur. Örneğin biz bunu gençlere sorduğumuzda Türkiye'nin dört bir yanında toplumsal cinsiyet eşitliği problemini samimiyetle kim ele alabilir, en çok kime güveniyorsun dediğimizde mesela sıralamalarımızda siyaseti ve siyasetçileri en sonda görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin meselelerini adres etme konusunda gençler siyasilere yeterince güvenmiyorlar. Çünkü gençler Türkiye'de bir liyakat problemi olduğunu düşünüyor Türkiye'nin tüm kurumlarında. O yüzden ümit ediyorum ki 15 Mayıs sabahıyla hayatımızda devam ede gelecek olduğumuz günler daha liyakatli isimlerin hem sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil, bürokrasinin dört bir tarafında temsil edildiğini görebiliriz umarım. Biz çok büyük örneklemli araştırmalar yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 100 bine yakın Z kuşağının katıldığı örneklemli araştırmalar yapıyoruz her yıl. Ve ne yazık ki Türkiye'nin kurumlarında liyakat olmadığına inanan Z kuşağının oranı şu anda %60. Tabii hangi gençlik diye de hep sormak lazım. Çünkü birbirinden, evet, bir Z kuşağı var Türkiye'de ama demografik olarak birbirinden çok farklı beklentileri, çünkü çok farklı dertleri olan bir Z kuşağı da var. Çok uzağa gitmenize gerek yok. Örneğin sadece İstanbul'un bölgelerini ele aldığınızda bir seçim bölgesinde, örneğin İstanbul 2 seçim bölgesinde mahalleden mahalleye bile Z kuşağının ihtiyaçları birbirinden çok farklı. Ama en temelde üst bir başlıkta bunları toplayacak olursak, Z kuşağı şuna çok önem vermiyor. Biz bu seçimin kaderini değiştireceğiz ve çok önemli bir noktadayız ve gelin canlar elimizi taşın altına koyalım falan. Böyle bir noktada değiller ve biz bunun için onları suçlayamayız. Uzun yıllardır 2023 seçimlerine hazırlanan organizasyonlara, siyasi partilere veya politikayla ilgili olan bireylere veya kurumlara şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bu sene, bundan yaklaşık 19 gün sonra seçimlerde 6,4 milyon ilk seçmen göreceğiz. Ve bu kadar kısa zaman kalmışken bile ben hala bu ilk seçmenin, 6,4 milyonluk ilk seçmenin önemli bir kısmının kararsız olduğunu, hatta belki o sabah kalkıp oy kullanmaya bile gitmeyebileceğini düşünüyorum hala. Demek ki biz burada birbirinden farklı Z kuşağı seçmenin dertlerine çok da adres etmemişiz. Yani mevzu siyasiler için, mevzu gençlerin dilinden konuşmak ve şaka yapmak ve onlarla dans etmek veya onlara işte TikTok'ta esprili videolar çekmek değil. Çünkü Türkiye'nin gençlerinin gerçekten çok ciddi hayati problemleri var, yaşamsal problemleri var. Bu yaşamsal problemler Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinin en bazındaki problemler. Karnını doyurma gibi, barınma gibi. Dolayısıyla bunları adres eden kurumlar ve yapılar olursa gençler de kullanacakları oyun öneminin farkında olacaklar tabii. Ama bir yandan da Z kuşağına bu kadar tarihsel bir görev atfedilmesini de ben açıkçası bir gençlik araştırmacısı olarak adil bulmuyorum. Gençler adına konuşacak olursam onların da adil bulmadığını düşünüyorum. Çünkü biz zaten onlara çok yaralı bir ülke, ekonomisi, ekolojisi, sosyolojisi, kültürü, sanatı,
Nereden tutarsanız tutun her tarafıyla çok yaralı bir ülke bırakıyoruz bu ilk yetişkinliğe geçiş dönemlerinde. Ve bunu yaparken de diyoruz ki ya çocuklar kusura bakmayın biz de perişan ettik bu coğrafyayı, birbirimize girdik, kutuplarımızın arası da iyice açıldı, artık aynı masada yemek bile yiyemiyoruz, gelin bir zahmet siz düzeltiverin. İşte bu söylemin gençlerde bir karşılığı olmadığını, varsa da öfkeyle karşılık verdiklerini düşünüyorum. Bu yanlış bir yaklaşım. Bununla ilgili romantik yaklaşımlar duyuyorum ben. Yani hani Gezi'deki o ruh yeniden canlandı gibi. Kişisel olarak ve bir araştırmacı olarak buna katılmıyorum. Çünkü Türkiye belleksiz bir toplum. 10. yılı Gezi'nin, 10. yılına girdik ve 10 yıldır hayatımızda Gezi diye sosyolojik bir olay var. Ama 10 yıl önce ilköğretim çağında olan, bebek olan, çocuk olan bu ilk seçmen acaba Gezi'yi ne kadar biliyor? Gezi ruhu denen şey ne kadar aktarıldı? Gezi ruhu dediğiniz şey nedir? Sivil itaatsizliktir. Sivil itaatsizlik son 10 yılda acaba bilinçli ve istendik bir biçimde bastırıldı mı? Yoksa yeni kuşağa aktarıldı mı? Bence aktarılmadı. O yüzden biz toplumsu, belleksiz bir toplum olma mız sebebiyle bu ilk seçmenden bahsedecek olursak Gezi ruhunu aktarabildiğimizi düşünmüyorum. Ama Gezi'nin gençleri sadece gençleri organize etmediler. Gezi'nin gençleri üst kuşakları da sivil itaatsizliğe davet ettiler. Ve birkaç kuşak aynı anda aynı söylemi dillendirdi. Öyle değil mi? Gezi gençleri o dönem annelerini babalarını da itaatsiz kıldılar. Şimdi o halde bu sadece Z kuşağının sorumluluğu olamaz. O halde orada dile getirdiğimiz söylemlerin devamlılığı için, daha barışçıl, daha kapsayıcı bir Türkiye için sanki sorumluluk o gün Gezi'de genç olan, o gün Gezi'de ebeveyn olan, o gün Gezi'de yetkin olan, daha üst düzey, üst yaş grubundan kuşakların sorumluluğu. Bizim şu andaki en büyük görevimizin Z kuşağını sandığa davet etmek, hep birlikte bu demokratik hak ve ödevimizi yerine getirmek olduğunu anlatmak. Ben buna inanıyorum. Israrla söylediğim bir şey var. Gençler için bir şey yapamazsınız derim hep. Ama gençlerle birlikte bir şeyler yapabilirsiniz. O yüzden ben gençleri karar mekanizmalarına, düşünce platformlarına dahil etmenin önemine çok inanıyorum. Ve tabii ki 19 gün kala seçime, bunun için biraz geç. Ama bugün ve bugünden sonraki stratejik yaklaşımlar için lütfen gençlerle birlikte, gençlerin dahil edildiği kampanyalara, sistemlere, onların fikirlerinin dahil edildiği ve onlardan sıklıkla geri bildirim alınan ortamlarda buluşun. Bu çok önemli. Liderliğin her safhasında çok önemli. Mesela Obama'nın Hope kampanyası, yani Obama'nın Amerika'da bir devrim olarak, bir siyahi lider olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yapan kampanyasını incelediğinizde kampanya örgüsünü, kampanyanın iletişim örgüsünü o dönemin Y kuşağı, çok genç olan 20'li yaşlardaki Y kuşağının ördüğünü, hatta metinlerini yazanların bile o dönem Y kuşağı olduğunu görüyorduk. Çünkü dili, söylemi değiştirmek değildi mevzu sadece. Gerçekten dert yaşayan ve o dönemde Amerika'da seçimlere en az katılanlar gençlerdi. Genç seçmen seçime katılmadığı için hep eski sistemler seçiliyordu zaten. Ve bunların hep dünyanın çok çeşitli ülkelerinde işe yaradığını gördük. Bu Türkiye için de böyle. Ama ben yine mesela her sene olduğu gibi, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de aday listelerini, genç aday listelerini incelediğimde yine görüyorum ki son derece düşük. Genç milletvekili adaylığı da son derece düşük. Yani gençler nedir? Sadece seçim zamanı hatırlanacak potansiyel pusulalar, oy pusulaları mıdır? Hayır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de onların ses vermelerine, gençlerin dertlerine ses vermelerine olanak tanınmalı. Ama ben bugün herhangi bir siyasi partiye baktığımda bu oranın son derece düşük olduğunu hala görüyorum. Yani bütünsel bir yaklaşımdan bahsediyorum. Söylediklerimiz ve yaptıklarımızın bir olmasından bahsediyorum. Ve biliyor musunuz, Türkiye'de gençler uzun zamandır adaletten değil, hakkaniyetten bahsediyorlar. Adaletin bile artık herkesin eşit muamele görmesinin bile artık bu ülkenin dertlerini çözeceğine inanmıyorlar. Dezavantajlı grupların daha hakkaniyetli modellerle
hayatın içerisine çekilmesini istiyor bu gençler. O yüzden bizim onları en başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, sonra da bu ülkenin çok çeşitli kurumlarına mutlaka dahil etmemiz ve onlardan gelen sese kulak açmamız ve onların fikirlerini hayata geçirmemiz gerekiyor. Yani bu sadece sosyal medyada kampanya yaparak olacak bir şey değil. Ve iddia ediyorum 19 gün kala bugün gençlerle, ilk seçmenle yapılan araştırmalar bile bize sandıkta ne olacağını yeterince işaret etmeyebilir. Evet, ben Sayın İnce'ye ilk seçmenden gelen bir sempati olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye siyasetini özellikle Twitter'dan ve sokak röportajlarından okumaya çalışanlar yaya kalır diye de düşünüyorum. 6,4 milyon ilk kez oy kullanacak Z kuşağı seçmenden, 7,7 milyon da toplam Z kuşağı seçmenden bahsediyoruz. Tabii ki bunlar içerisinde çok farklı demografiler var ve bir süredir Muharrem İnce'ye sempati duyan ilk seçmen veya işte Z kuşağı seçmen de görüyoruz. Ama dediğim gibi sokak röportajlarıyla veya işte TikTok videolarıyla veya Twitter'da yazılanlarla Türkiye siyasetini okumak bence bir yanılgı olur. Ben hala dans eden bir takım gençler olsa da sandığa yaklaştıkça kararsızlığın giderilebildiğini, çözülebildiğini düşünmüyorum. Genel kanaatim bu. Ve dans etkisinin de gitgide gerçekler konuşulmaya başlandıkça, gerçek meseleler konuşulmaya başlandıkça dans etkisinin de azaldığını, düştüğünü görüyorum. Gençlik söz konusu olduğu zaman mevzu kampanya yapmak değildir, hareket başlatmaktır. Ecnebilerin movement dediği şey, mevzu kampanya yapmak değil, kampanyalar epriyecek, kampanyalar tavsiyecek bugünlerde ve gençlerin gerçek meseleleri hakkında konuşanlar daha da ön plana çıkacak. Enteresandır ki ben salt bir araştırmacı veya herhangi bir seçmen olarak değil, kişisel olarak da siyasette ve siyaset iletişimiyle ilgili biriyim. Ve enteresandır ki ilk defa son 20 küsur yıldır ilk defa İktidar Partisi'nin gençlik iletişiminde bu kadar yaya kaldığını düşünüyorum. Ve bunun da sandığa yansıyacağını düşünüyorum. Bu da tabii toksik bir durum, bir güç zehirlenmesi var orada. Bugüne kadar yaptığımız şeyler işe yaramıştır ve aynılarını yapmaya devam edersek yine işe yarayacaktır yaklaşımı. Bir kere bilimsel bir yaklaşım değil. Çünkü çağ değişiyor, demografi değişiyor. Şimdi artık Z kuşağı daha fazla oy kullanacak ve Z kuşağının dediğim gibi temel mevzularından biri kapsayıcılık. Yani ötekileştirmemek, kutupların arasını iyice açmamak, tam tersi benzemezleri bir araya getirip aynı masaya oturtabilmek. Dolayısıyla ben İktidar Partisi'nin bu imgelerden hızla uzaklaştığını görüyorum. Evet, bu çok güzel bir soru çünkü bununla ilgili bir araştırma yaptım ve bir kitap yazdım ama o araştırmayı neden yaptım, o kitabı neden yazdığımı anlatmak isterim öncelikle. Benim üçüncü kitabım Onlar Göçtü Buradan, Türkiye'nin Yeni Göç Nesli, yani bahsettiğiniz profille yaptığımız araştırmaları anlatan kitabı neden ve ne zaman yazmaya karar verdim biliyor musunuz? İkinci kitabımın dosyasını yayın evine teslim ettiğimiz gün editörüme dedim ki ben hemen oturuyorum ve bir yeni nesil göç araştırması yapacağım. Bundan yaklaşık 5 sene önceydi bu. İkinci kitabımda Z kuşağı ile ilgili bir araştırma yapmıştık. Z bir kuşağı anlamak kitabımda. Ve şunu görüyordum, yani o sesin yükseldiğini, Türkiye'den gitmeye dair derin bir arzunun oluşmaya başladığını görüyordum. Hemen akabinde biz üçüncü kitap için bu araştırmayı yapmaya başladığımızda, zaten 2018'in itibaren de bu yeni nesil göç hareketi iyice derinleşti. Dünyanın dört bir tarafına, sadece gelişmiş batılı ülkelere değil, dünyanın dört bir tarafına göç veren bir ülkeyiz biz şu anda ve yetkin, yetenekli genç göçü veriyoruz. O yüzden de göç sosyolojisinde zorunlu göç ve gönüllü göç diye ikiye ayrılan bu kavramı ben birleştirdim ve Cumhuriyet tarihinin ilk kez bir zorunlu gönüllü göç gördüğünü ortaya koydum veya iddia ettim diyelim. Bu gerçekten zorunlu gönüllü bir göç. Yani gitmek zorunda değiller. Ama aslında çok da gönüllü de değiller. İkisinin karışımı bir durum. Neden gittiklerini yeni nesil göçmenlere sorduk. Ne olursa döneceklerini de sorduk. Ama bizim 11 yıldır Türkiye'de yaptığımız Z kuşağı, genç kuşak araştırmaları zaten şunu söylüyor. Örneğin 2022 yılında yaklaşık 100 bine yakın Z kuşağına sorduk.
okulu bitirdiğinde ne yapacaksın diye, bunların hepsi üniversiteli gençler. %83'ü Türkiye'den gitmek istiyorum dedi. Bunların bir kısmı gidebilecek malumunuz. Bunların bir kısmı gidebilecek. Bir kısmı, doğru bir tabir mi bilmiyorum ama, hayallerini gerçekleştirebilecek şanslı olacaklar. Kalan kısmı ise umutsuzluğuyla, kendi metaforlarıyla, kendi tabirleriyle kanadı kırık kuşlar olarak, kafesteki kuşlar olarak, bunlar Z kuşağının bizim çalışmalarımızda kendileri için kullandıkları metaforlardır. Bu ülkede umutsuz bir biçimde yaşamaya devam edecekler ve bence potansiyellerini performansa çevirememenin genç yaşta yarattığı o patolojiyle de üretmemeye de devam edecekler. Dolayısıyla bu Türkiye için çok büyük bir problem ve ben çok üzülerek görüyorum ki sadece şu anda içinde bulunduğumuz kampanya döneminde değil, son 3 yıldır Türkiye'nin içinde bulunduğu seçim atmosferinde Türkiye'nin yeni nesil yetenek kaybına yeterince adres eden bir siyasi parti yok. Bana lütfen hiç kimse kızmasın, bana altılı masada bu konuda politikalar geliştirdiğini söyleyen muhalefet liderleri de kızmasın, iktidar hiç kızmasın. Ben bu konuda elle tutulur çalışmalar olduğunu hala düşünmüyorum. Biz Türkiye'den 100 küsür ülkeye göçen, bizimki gibi gelişmekte olan ekonomilere de göçen gençlerle de görüştüğümüzde onlara şunu sorduk. Neden gittin ve neden kalıyorsun? Çünkü gitme sebebiyle kalma sebebi arasında çok büyük bir fark var. Evet, gitme sebebi işsizlik. Ben ona düşsüzlük diyorum, genç düşsüzlüğü. Evet, sebep bu. Evet, daha kolay para kazanabilecekleri, daha rahat para kazanabilecekleri için gidiyorlar. Yani süfli hevesler sebebiyle gitmiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir ifade kullanmıştı vaktiyle. Hayır, daha iyi bir arabaya binmek için falan gitmiyorlar. İnanın degrede de oluyorlar. Gittiklerinde öyle harika işlerde falan da çalışmıyorlar. Kimse onları gittikleri ülkede kırmızı halıyla karşılamıyor. Ama kalma sebepleri demokrasi ve insan hakları. Kalma sebeplerinde finansal sebepler artık geri çekiliyor ve düşünce hürriyeti, demokrasi, insan hakları, hakkaniyet, hakkımın yenmeyeceğini biliyor olmam. Bunlar ön plana çıkıyor. Sosyal devlet anlayışı, sosyal devletin beni koruyacak olması gibi anlayışlar ön plana çıkıyor. Sorunuzun devamında da şöyle bir cevap vereyim. Acaba böyle bir seçim sürecinde dönerler mi? Biz bu araştırmada döner misiniz diye de sorduk elbette bu gençlere. Döneriz ama yanıtını aldık büyük oranda. Çok büyük bir oranda döneriz ama 3 noktanın ne olduğunu tahmin edersiniz. Orada kalma sebepleri, yani Türkiye daha kapsayıcı, barışçıl, insanların birbirine düşman edilmediği bir Türkiye halini alırsa ben bu gençlerin dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü ben de hayatımda bir göçmenlik deneyimi olarak Türkiye'ye henüz kesin dönüş yapmış biri olarak, Türkiye dışında genç bir evladı olan bir anne olarak kimsenin oralarda kalmak isteyeceğine çok ihtimal vermiyorum. Hem kişisel olarak hem de araştırmacı olarak genel izlenimim bu. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin ikinci yüzyılında tersine göç meselesini 21. yüzyıla yakışır bir biçimde ele alalım. Bu gençler gittikleri yerlerde öğrendiklerini, kendilerine kattıklarını Türkiye'ye geri versinler. Gelerek veya gelmeyerek. Kesinlikle olacağını düşünüyorum. Çok heyecanlandım. Bunu 47 yaşında bir seçmen olarak söylemiyorum sadece. Bunu özellikle gençlik iletişimi ve gençlik araştırmalarına ömrünü vermiş biri olarak söylüyorum. Buna son derece ihtiyacımız vardı. Bugün sizinle bu röportajımızda en az 5 kere kapsayıcılık demişimdir. Bu kapsayıcılığa bu ülkenin çok ihtiyacı var. Gençlerin de talebi zaten bu. Bu kapsayıcılığa çok ihtiyaç var.